Öncelikle bizler arkadaşlarla beraber kuryelik yapıyoruz Kayseri'de. Çeşitli yerlerde kuryelik yapıyoruz. Benim ismim Ömer Ezmiş. Talas'ta kuryelik yapıyorum. Gerekirse çarşıda da çalışıyoruz. Bu şekilde. En çok karşılaştıkları sorunlar kuryenin 30 dakika içinde siparişi teslim etmeleri gerektiğini söylüyor iş yerleri. Yerler uzak olduğu zaman, çeşit çeşit yerler siparişlere açık olduğu zaman bunlar sorun yaratıyor ve hızlı sürmek zorunda kalıyor. Trafik kurallarını ihlal etmek zorunda kalıyor. Rüfüjlerden geçiyor. Kırmızı ışıktan durabilirse duruyor. Ama bunlar doğru şeyler değil. Tabii biz bunlara zorlanıyoruz. Yani zoraki yapıyoruz bunları. Süre çok kısa ve hava şartları el vermediği zaman, haliyle Kayseri kış memleketi, hava şartları el vermediği zaman karda, buzda, yağmurda biz kuryelik yapmak zorunda kalıyoruz. En çok bu bizi etkiliyor. Karda, yağmurda, buzda motor kullanmak. Bu gibi sorunlar yani başta geliyor. Ve iş yerleri biraz daha çalışma saatlerini daha düzenli bir şekilde olması lazım geliyor. Yani kurye, normal bir işçi 8 saat çalışıyor, kurye 12 saat çalışıyor. Dolayısıyla bunu biraz daha düşünmemiz lazım. Ama aldığımız ücret ve sadece çalıştığımız zaman aldığımız paramız bize yetmiyor. Dolayısıyla bunlar hep birbirine ekleniyor. Örneğin bir kaza yaptığı zaman kurye para alamıyor, çalışmıyor çünkü. Çalışamadığı zaman para alamaz. Yani bunu normal bir insan gibi, normal bir çalışan gibi bir şeye bağlaması lazım iş yerlerinin. Yani günlük sen şu kadar çalışacaksın, aylık bu kadar para alacaksın. Maaşın bu demesi lazım ama bunu hiç kimse demiyor. Bu konu çok güzel bir konu. Çok güzel bir konuya değindiniz. Yeterlilik belgesi olması lazım. Yaşı ufak olan ve bu kuryeliği yapamayacak olan, yani sadece motor sürmekle değil bu. Psikolojik olarak da yapamayacak olanlar vardır belki. Ben kimseyi hedef göstermiyorum, kimseyi şey yapmıyorum ama yani bu çok önemli bir konu. Hem iş yeri açısından hem de kuryeler açısından. Yeterlilik belgesi olması lazım. Biz bugün burada daha kalabalık bir şekilde olmak istiyorduk. Arkadaşlarımız ama iş kaygısı olduğu için böyle bir şeye girdikleri zaman işlerinden olacağını zannettikleri için gelemediler. Valiliğin önünde yapmak istiyorduk bu röportajı ama orada da müsaade etmediler. Bizim sesimizi duymaları lazım. Sayın Valimize de söylüyoruz. Sesimizi duyun lütfen. Yani biz bu işi daha resmi bir şekilde yapmak istiyoruz. Daha iyi bir şekilde, iyi şartlarda yapmak istiyoruz. Sonuçta biz hizmet veriyoruz ama bir türlü oturtamıyoruz bu hizmeti. Şu an Kayseri'de en büyük yaşanan sıkıntılardan birisi, Kayseri'mizde 100 tane motosikletli kurye varsa onun %60'ı ehliyetsiz, ekipmansız, kasksız. Ehliyeti çocuklar almıyor, ya pahalı diyerekten almıyor ya da keyfi yaptığından dolayı almıyorlar. Ondan dolayı da aşırı derecede kazaya sebebiyet veriyor. Kazaya sebebiyet verdiğinden dolayı bütün kuryelere leke geliyor. Buradan sadece bir tek isteğim var. Sayın Şehmus Günaydın valimizden motosikletli kuryelere özen göstererek yoğun bir şekilde uygulama yapılmasını ve denetleme yapılmasını istiyoruz. Hocam şimdi şöyle, çoğu kurye arkadaşlarımız sigortası çalışıyor. Bu sigorta bizim hayatımız. Çoğu şirket, çoğu yerler sigorta yapmadan vesaire part time göstererek veya eksik yatırarak böyle arkadaşları çalıştırmak istiyorlar. Şimdi biz canımızı dişimize takarak her türlü zorluklara karşı, yaz, çamur, yağmur, kar vesaire şeylerde hiçbir istihdamlı olmadan her türlü her şartlara karşı o insanların ekmeğini götürmek peşindeyiz. Biz de bundan bir kazancımız olması lazım. Mesela atıyorum bir fabrikada bir işçi 3000 lira maaş alıyorsa 8 veya 10 saat çalışıyor ve mesaiyle 3600-3700 çok rahat bir şekilde alabiliyor.
Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. O adam kapalı alanda çalışıyor. Tabii ki her yerin kendine göre bir tehlikesi olabilir. Ama bizim burada hayatımız daha çok tehlikede. Çünkü trafikte yoğun. Çünkü insanlar hiçbir şekilde motokuryeyi görmüyor. Motokuryeyi görmedikleri için yani ne bileyim aradan çıkayım, önüne kırayım, sağına geçeyim, soluna geçeyim diyerekten canımızı tehlikeye atıyorlar. Şimdi biz bunları göze alarak evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Ne bileyim geçindirmekte olmak gereken bir ailemiz var. Çoğu iş yeri buna dayanarak ne bileyim atıyorum bir adam 15 TL alıyorsa ya ben 14'e çalışayım da sen benimle çalış gibisine veya 16'ya vereyim de ne bileyim sen benimle çalış gibisine bu takım sıkıntılarla işçi çalıştırmaya çalışıyor. Mesela adam tutuyor diyor ki işte kardeşim sen sigorta ben yapmıyorum. Ne bileyim şunu yapmıyorum, bunu yapmıyorum diyor. Adam 1-2 lira fazla para alacağım diye sigortasızlığı göze alıyor. Çünkü neden? İhtiyacı var. Bunun gibi olaylarda mesela nereden örnek verelim? Bir kara işçisi diyelim. Bir kara işçisi mesela kamyoncu bir abimiz yolda gidiyor. Her türlü yük düşürmeyi göze alıyor vesaire şeyleri göze alıyor. Şimdi bu abimiz bu şekilde çalışmak yerine gidip sıcak ortamda çalışmak istemez mi? İster. Ama niye? Oradan 500 TL veya ne bileyim 600 TL daha fazla bir para almak için bu gibi gündemlerde zaten her şeye zam. Her şeye zam. Zam üstüne zam gelince insanlar kendi kendine bazı takım sorunlar ediyor. Bir sürü intihar eden insanlar var. İşsiz kaldık vesaire borçtan harçtan. Ya bu gibi olaylar bizi çok büyük sıkıntılara sokuyor. Teşekkür ederim.